Arabayı çalıştırdın değil mi? Her zaman boşta çalışıyoruz. Neden? Her zaman öne gidemeyebiliriz. Ha bak şu an öne doğru gidemeyeceğiz. Sınavda genelde böyle oluyor. O arabanın plakasını ve arka tamponunu göremediğin için biraz geri geleceksin. Geri gelmek için arka iç dikiz aynana bak, müsait mi? Gel minik minik, böyle karınca gibi gidin. O arka tampon, o sökülen parça tampon dediğim şey. Tamam bak, o plakanın yapıştı olduğu yer var. Tamam, o ayrı sökülen parçaya biz arka tampon diyoruz. Genelde hep oralar vurulur, oralar boyanır, takılır ya. Tamam, şu an çıkabilir miyim? Çıkabilirim. Vitesimi şimdi bir alırım. Yani hemen arabayı çalıştırır çalıştırmaz bir de falan çalıştırmayın. Nereye gideceğimiz belli olmaz. Önümüzde araç olduğu için tam kırıyorum. Solumu kontrol ediyorum. Uygun mu? Debriyajı az açıyorsun. O geri parktan çıkmaya benzet burayı. Hadi bakalım. Kavramayı bul, tut. Ama bak işte. Duralım. İşte bak, senin kararsız olman o arabayı getirdi. Heh, şimdi bak yine bir araba daha. Kapat debriyajı falan. İlk başta çıksaydın değil mi? İşte kararlılık iyidir. Şundan sonra bırakın freni. Bulun kavramayı. Tutun orada. Bak şu köşeyi kurtarınca düzelt. Bir, iki. Ayna arabayı geçince sağa. Sağa geri bırak. Süpersiniz. Devam. Önce yavaş kalkacağız. Önümüze ani arabalar çıkabilir. Sınavda o çay ocağının oraya kadar bura yoğun oluyor. Ses gelmeye başladı. Eğer önünüz açıksa atın ama önünüze yeni arabalar katıldıysa atmayın. Mesela bu kapı açanlara, araba tanıtanlara dikkat edelim sınavda. O yüzden biraz şerit ihlali yapılabilir. Ne zamanki en sonki araç bitti, önümüz açıksa o zaman hızlanırız. Belki adayın biri sinyal unutacak ya da çıkamayacak, yolda durdurabilirler. Biz de duracağız. Vitesi bir alıp bekleyeceğiz. Eğer komisyon soldan geçebilirsin derse, burada sollama yasağı var, o zaman geçebilirim. Onun haricinde sollama yapmak yok burada. Olağanüstü durumlarda sollayabiliyorum. Yani o araçtaki öğrenciyi indiriyorlar ya, zaman kayboluyor. Sonra bu ışıkta dikkatli olacaksın. Bu ışıkta şu yamalı yerler var ya, bak sonradan yapılan siyah. Oraya kadar araba oluyor sınavda, bakın. Buralara kadar duruş oluyor. Mesela şuralara dursak düz ama ışığın oralar biraz eğimli. Arkamızda araba olmasa durdururdum ama müsait bir zamanda yine durdurayım, tamam. Biraz böyle yavaşlayarak gidin. Yavaşlarken de elinizi vitese getirin. Araba gide dursun, boşa alalım. Şeridimiz sağ. Sola durmak isteyen sinyalini verip dursun, tamam. Bak mesela yanımdaki gri araba geldi, sola durdu. Çok gitmeyelim, yaya geçidine basmayalım. Soldaki sol şeridi takip edecek. Biz de ortaya, istersek sağa da çıkabiliriz. Ortaya çıkan aynen devam. Sağa çıkan sinyal vererek girecek. Bak mesela orada arabalar durdu. Işık yeşil ama arabalar durdu. Bir şey oldu, anladınız mı? Yani trafik değişkendir. İlla durmanız için ışık olmasına gerek yok. Hızı verirken kavramayalım. Devam edelim. Şöyle biraz sağa girin. Gördün mü bak, kornayı nasıl yedi yandaki Fatma? Kalkamadı. Biraz aç bak, yanında arabalar var. Sabahleyin yoktu. Anladın mı Tuğçe? Seni neden çağırdığımı? Sabah kolay yolda sürdüğün için dedim neyse, öğrenci gelmedi, bir daha çağırayım bari dedim. Sen de iyi geldin bari. Bir tur bir tur. Sağa gel. Yanında araç var mı? Yok. Ya olmadığı için rahat da dönebilirsin. Çevir. Bak biraz az çevirdim değil mi? Bak mesela motor, bisiklet. O yüzden böyle yanına bakacaksın. Biraz hızlandığında bak, kimse gelmeden şunu geçiver. Bak yanında biri yok. Hızlan hızlan. Tamam, şimdi bırak tekrar gazı. Bak o frenliyor. Bas debriyaja. Sol değil mi? Biri alalım. Ne yapacak bu ya? Oraya giriş yapacak. Ya gördünüz mü? Ya ben ne yapayım? Sol da dolu, sola da geçemiyoruz. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Böyle dengesizler yüzünden. Gazınızı verin kalkalım. Terbiyesiz. Yaptığı harekete bak şuna ya. Trafiği durdurdu, parkını yaptı. Devam. Dokunun gaza, devam. Gördünüz mü? Hah, az önce demek istediğim şey bu yani. Her zaman ışıkta durulmaz. Al işte. Araç vardı, sola geçemedik, durmak zorunda kaldın.
Hafta sonu canlı olur. Yani ehliyeti aldıktan sonra özel ders almak mı istiyorsunuz? O yüzden hocanızı dinleyin. Evet, biraz hocanız sinirli oluyor bazen ama iyiliğiniz için. İhtimalleri düşünün diyorum. Tabii acemiyken biraz zor oluyor. Değil mi bak? Sabahleyin bomboşum. İnan bak, o yüzden dedim ki Tuğçe'yi dedim arayayım da gelirse gelsin bari dedim. Ben de tam kas gevşeticiyi içip uyumuştum. Bir uyandım, araba var. Zeynep'i hemen geçirdim. Ben de bakarsa şey yapar, dönüş yapar dedim. Yapmazsa da sağlık olsun dedim. Tam uyandım, bir arabayı gördüm. Bak mesela Kavşak daha sakindi ama orası virajlı yol bizi zorladı. Sola geçemeyince durduk. Yani korkmayın, durun, sana neden sola geçemedin diyemez. Çünkü sol doluydu. Geçecek bir durumumuz yoktu. İnsan araba sürdüğünü anlıyor trafikte. Tabii ki de zevkli. İşte sen beni dinlesen daha da güzel sürerdin. Sen biraz kendi bildiğini yapmaya gittin. Soluna bak, biraz taş. Allah'tan solumuzda hep müsaitti taşmalarda. Şimdi ne yapacaksın? Yavaşla bak. Yeşil yansa bile yavaşla, boşa al. Bak, al sen boşa güzelim. Gidiyorlar mı? Şimdi ne yaparım? Süpersin. Anladın mı Fatma Nur bak? Kendimi geride tutuyorum. Sen gidiyorsun. Devam et. Sinyali veriyor da geçtikten sonra. Ben sinyalini görmedim ki. Bak duracak o. Ne yapacaksın? Sen de soluna bakıp sol sinyalini ver. Heh. O da kurtardı bak. Heh. Bak yavaşlaman hem onu kurtardı. Taşmaya gerek kalmadı. Sinyalini kapatmıyorsa demek ki, değil mi? Bir sıkıntı var. Duracak yani. Hem şerit değiştirdi. Ya da oradan sola dönüş yapanlar da solu zorlayacak. Devam et. Bak arkamızdaki sürücü kursu da aynı bizim gibi geliyor. O da şerit değiştirmedi. Ver gaz artık. Hadi bak, o da oradan bir U dönüşü yaptı. Bak gördünüz mü? Devam. Yani siz ehliyeti aldıktan sonra işiniz daha zor bak şu an. Ben bildiğimiz yolda... 5 yıl en az araba süremem demiyor işte. Otomatik çünkü bizim araba. Otomatik sür ama, sür ama. Sürerim de annem yapmayken sürerim. Kendim aslında sürerim. Bakın aldınız mı unutmayın, devam edin. Bak mesela o bastı gaza gidiyor. Tabii canım sürün. Otomatiği daha kolay kullanırsın. İnsan soğuyor bazen de. Zevk alırsanız daha güzel sürersiniz. Sadece onu söyleyeyim. Yani korkmayacaksın değil mi? Bazı durumlarda korkabilirsin de. Takip mesafeni korudun mu hiçbir şey olmaz. Mesela sen durdun, bak arkadaki sürücü kursu da durdu. Yani eğer hani başka bir tarafa baksaydı, takip mesafesini korumasaydı, ama benim de bir suçum yok. Beni de durduran öndeki 06 plakaydı. Karakoldan sonra rahatladı yol, gördünüz mü? Şimdi böyle bakacaksın. Arkanda yoğunluk varsa erken sola geç. Sakinse biraz sonra daha geçebilirsin. Daha vakit var. Gaza devam. Devam. Hı. Senin sol serbest. Gaza devam. Bak orada solu çok yaptın. Gaza devam. Çünkü sola 30'la geçilmez arkadaşlar. Yani ben ne yapayım yani? Işık kırmızı, gazı bırak, yavaşla. Bir de burada da biraz şöyle erken o adamdan sonra durabilir miyiz, bir şey göstereceğim, biraz geçsin. Hemen boşa alalım, gitsin biraz daha, biraz daha git. Ha, burada bir dur. İşte öğrenciler en çok burada şu hatayı yapıyor. Öndeki kalkmadan freni bırakıyor, bırak freni. Araba ince ince gider, bak gidiyor. İşte burada stop ettiren çok oluyor, al vitesi bire. Yaklaş şimdi. Anladınız mı? Freni gideceğimde bırakırım. Yavaş yavaş kavramayı bulun. O eğim bizi zorlamıyor. Bulun kavramayı. Anladınız mı? Tekrar duralım. Debriyaj, fren. Burada biraz çalışa çalışa git. Dur frenle.
Biraz daha yaklaş. Bırak direni. Bul kavramayı. Bak giderse gitsin, bul kavramayı. Anladın mı? Korkarsan stop ettirirsin. Kapat fren. Buradaki eğim rampadaki kadar değil. Burada öğrenciler şunu yapıyor. Işık yeşil yanıyor ya, öndeki kalkmadan freni bırakıyoruz. Gider tabii de. Gaza dokunursan daha güzel kalkarsın. Öğrenciler şunu yapıyor. Biri aldın, hadi bak. O kalkmadan, bak kalkmadı. Şimdi gazı ver, kavramayı bul. Gazı ver. Anladın mı? Düz kalkacağım, bir şey yok. Ver gazı. İşte senin gibi yapıyorlar. Ver gazı, ver gazı. Biraz gazla dön. O iki elin birbirine girmesin. Devam. Aç biraz. Tekrar kapat. Gaza devam. Koy elini. Hadi ki. Şimdi orada mesela öndeki stop ettiriyor ya, siz yeşil diye freni bırakıyorsunuz. Bu sefer arkadaki size kornaya basıyor, araba geri kaçıyor diye, anladınız mı? Öndeki kalkmadan sakın hareket etmeyin orada. Şimdi kasis var, önümde araba yok. Biraz yavaşlayayım. Elimle bir vitesimi kontrol edeyim. Kaçta? 2, tamam. 2 ile geçilirdi zaten. Ama 3'te 4 dolanlar küçültür. Şerit korumuyoruz burada, değil mi? Araçlar varsa bunu atlatırsın. Diğerinin zararı yok. Ses geliyor. Şimdi ileride ne var? Şimdi arabamın hızı biraz fazla. Elimle vitesime bakıyor mu hiç? Ama bak sen hemen debriyaja bastın. Bak ben en sevmediğim hareket. Ben önce frenle yavaşlayalım derim. Yavaşladığımız için vitesi küçültelim derim. Tamam, bırak debriyajı. Bırak. Ha bak yavaşladı. Fatma Nur debriyajı bırakmadığı için, anladın mı Fatma Nur? O zaman debriyajla dönüyorsan bir tık yanında fren yap ya da hiçbir şeye basmadan dönün bak, tamam mı? Karar verin ama. Gaza devam artık. Şimdi siz şöyle yapıyorsunuz. Bir gün debriyaj frenle dönüyoruz. Bir gün debriyajı bırakıyoruz. Kararsız kalmayın. Hangi dönüş hoşunuza gittiyse o şekilde dönün. Ben U dönüşünde de size ikisini gösterdim, değil mi? Hızlıysak debriyaj frenle, yavaşsak bırakın, araba kendi kendine döner zaten vitesi küçülttükten sonra. Burada sağ geçerken siter verecek mi? Yok, bence gerek yok. Bırak gazını. Hani şurada bir otsu bitki var. Ondan sonra sağa. Yani bir yere duracaksan, hani nasıl ona yapacaksan 9'dan yanaş diyorum ya, oraya durmak için bak erkenden girdim, sağın solunu yaptım. Arabamı oraya kadar düzelterek götürdüm. Tamam. Sarının hizasına kendimi ayarladım. Vitesim. Sol sinyalim. Her şey çok güzel. Şu an solu hiç göremiyorum. Sadece sağı görüyorum. İsterseniz çıkıp... Hocam ben önde durmayı biliyorum diye ifade edin. Çünkü onlar size araba gelirken çıkıyor zannedebilirler. Şimdi ayağımız debriyaj frende, ne yapacağız? Ayağımız frendeyken önce kavramayı bul. Tut orada. Hafif gaz ver. Debriyajı oynama güzelim, oynama. O öyle duracak, anladın mı? Hafif gazı ver. Kapat debriyajı, bir soluna bak, serbest. Ben ama kapat debriyajı dediğimde sen freni yaptın. Az daha giderdi o, tamam? Hadi şimdi düz kalk. Eğimi atlattık. Sen bir şey olmaz. Arka teker gider. Bir şey olmaz. Arabanın çoğunluğu önde ya, gitmez. Şöyle düşün. Ağırlık merkezi nerede? Değil mi? Evet. Bir şey olmaz. Yarımda öyle. Acele etmeyin. İşte mesela bazen solu göremeyiz. Bazen sağa. Keşke arka tekeri çıkartınca dursaydın, değil mi? Erkenden freni sen yaptın orada. Burada da 2 ile gidelim. Yani istesek 3 ile de gidebiliriz ama riske gerek yok. Şimdi bakalım park alanı nasıl? Bak yavaş. Şimdi şöyle diyeceksin Tuğçe. Bak çöpten sonra bir tane yer var. Ya ilk orayı seçeceksin. Ora kolay. Sınavda orayı seç. Ama şu an aralara gidelim. Ama sağ sinyalimi açıyorum. Yoksa yer bulacağım diye unuturum. Böyle gidelim bak. Normalde tabii siz hemen şuralara durup kurtulursunuz. Gaza bırak. Sanki şu an hiç yer bulamadım. Şu iki arabanın arasına girmek istiyorum. Bas debriyajına.
hafif frenle şuradan gir 9'dan. 9'dan gir ama 9'u kaçırdım değil mi? Ona niyetlen. Sağın solunu yap, çok yap, çok yap, geri bırak. Heh, burada dur, komisyonu indir. İndirdikten sonra... Tekrar açayım şunu. Önemli değil çünkü durmadan önce vermiştin. İndirdik, şimdi vitesimiz 2'de. 1'i alalım, aynamızı güzelce aşağı indirelim. Aşağı ve içeri doğru kapat ki içeride lastiğe bakacağız. Tamam. Şimdi güzelce numaralı dubayı camın sonuna alalım bakalım. Birinci aşama doğru. Aferin. Tamam. Şimdi yavaş yavaş geliyorum. Şimdi istersen yani sağ aynamıza bakıyoruz da boşluğa gittiğinden eminsen direkt sola da bakabilirsin. Aç bakayım devriyacı. Zaten boşluğa gidiyor değil mi? Çizgi yok. Yanlış yer değil. Doğru. Sola geç direkt. Sol yukarı aynandan ikinci dubanın ayağını tam gördüğünde durursun. Lastiğimizi düzelttik. Şimdi sen o numaralı dubayı aynanın neresinde görüyorsan o noktaya getir. Çünkü senin bakışın daha önemli. Önceki derslerde ne yapıyorsan. Sonra aynen. Yolda seri parklarda yavaş olacaksınız. Bak o da stop ettirdi. Araba değişik hareket etti. Şimdi buradan sen tekerini görebiliyor musun? Tamam. Boşluk var. Tekeri, sarıyı, kaldırımı. Üçünü bir arada görerek gidiyorsun. Hadi bakalım. Boşluk var. Hatta teker sarıya doğru çıkmaya başladı değil mi? Hı. Devam ağır ağır. Boşluğun var mı? Var. Yukarıya geç. Tamam. Tamam. Evet. Bir de hocana bakıyorsun. Hocan da sana tamam onayı verdiyse tekeri düzeltip hocam parkımı bitirdim diyorsun. Onlar da sana aferin çıkabilirsin diyorlar. Sen de o sırada vitesim, kalkış vitesinde sinyalim. Ben buraya tek seferde girdim, tek seferde çıkarım. Tam kırıyorum. Dar alanlarda debriyajı bırakmayacaksınız, az açacaksınız. Bir sıkıntı olursa geri kapatırsınız. Solu kontrol edip çok az gücü açın. Aynı o rampada kavramayı bulup tuttun ya, bırakma dedim aynı şekilde. Kavramayı bul tut. O ayar iyi. Orada sabit tut. Bak böyle gitsin karınca gibi. Şu 10 numarayı kurtarınca düzelt. 1, 2, sağ yap. Kapat debriyajı. Fren. Durdum. Lastiğini düzelt. En son sağ yapmıştın. Bilemiyorsan bak en son sağ yaptın ya sağda ya bak. Çünkü bir tur sağdaydı. Sağa çıktın ya bir turu geri bırak. Komisyonu bindirdik. Sol sinyalini verdin. Bu çok önemli. Şimdi gidebilirsin. Şimdi kalk hadi bir tane daha yapalım. Seç istediğin yeri. Bu sefer 12'ye gideceğim. Tamam. Hadi bu sefer kendin yap ben seni dışarıdan çekeyim sadece tamam. Hı. Senin yanınızdan geçen arabalara da vitesi geriye takmadı. O yüzden debriyajı yavaş kaldırın bir sıkıntı olduğunda erken fark edelim. Yani hızlı açı verirsin bir anda öne gider paniklersin. O yüzden ilk başta yavaş hareket. O yüzden bildiğinizi değiştirmeyin. Bak U dönüşünde bak araba nasıl durmuş gördün mü? Sen orada bana diyorsun ki duracak mıyız? Tuğçe mi diyordu? Tabii ki de durmak zorundayız. Karşıdan gelenin öncelik. Bak arka tekeri sarıya bastı. Ağır ağır paralel olana kadar gelecek şimdi.
Düzelt. Lastiğini düzelt. Parkı bitirdiysen lastiği düzelt ama biraz arkaya yakın oldu. Güzel. Şimdi çık bakalım. Tek seferde girdiysen. Çocuk ne yaptı öyle arabayı? Sinyalini verdi. Arkasını kontrol ederek. İşte böyle küçük çocuklara araba veriyorlar. Sonra da bir yere vuracak oldu çocuk. Aman vallahi zor iş. Topla. Duruyorsun. Komisyonu bindirdik, yola devam. Şu an 21. dakikadasın. 15 dakikamız var turu bitirmene. Daha yolun yarısındayız. Bak şimdi iki seçeneğim var. Ya gazı bırak, hızlıysa biraz fren yap ya da debriyaj fren. Kararın ver. Debriyaj. Hafif de fren. Ha. Hızlı olduğumuzda böyle. Şimdi debriyajı yarıya kadar aç. Yavaşladı ya araba. Yarıya kadar tut yarıda. O sırada direksiyonunu topla. Bir numaraya yap, kurtul bence. Tamam. Hızlanalım. Hızlanalım. Arkamızdaki kenara çekildi. Gayet güzel. Şimdi aynı önümüzdeki aday gibi çizgiden çıkana kadar 25 metre geri. Bak bu ne yaptı? Dolu olduğu için bak sola geçti. Şimdi sinyal verip geçmesi lazım. Bak verdi. Geçen benim Fatma sinyal vermeden geçti diye kaldı. Bunlara dikkat edin. Ben ani fren yaparken sinyal ver demiyorum. Ama aralarda yer seçerken. Şimdi biz dönüyoruz. Hepsi boş olunca ben size 3'e gidin, 2'ye gidin diyorum ama girerken araya girerken vermek zorundayız. Hadi bakalım. Hiç bozma. Aynı o şekilde götür. Bak direksiyonunu oynamadın mı gidişatın güzel. Bugün pek sinyal unutmuyorsunuz. Herhalde faydası oldu sabahki notun. Ay ya gerçekten. Bana dünkü azların fazla faydası. Yo senin sürüşün iyi ama ben sana ilk dersten beri senin sürüşünü beğeniyorum. Sadece laf dinleme işini beğenmiyorum. Ya tamam siz de haklısınız da ben de haklıyım yani. Benim söylediğimi yaparak daha iyi öğrenirsiniz. Yoksa bana ne olacak? Ben kendi kendime kızıyorum siz yapmayınca. Tabii sizi de fırçalıyorum. Zaten dün herkesi fırçalamışım. Neyse kimse olmadığı için böyle gittin herhalde değil mi Tuğçe? Normalde sola çekilmen gerekiyordu eğer arkadan gelen arabalar olsaydı. Şimdi ne yapacağız? Şey, ortalayıp bekleyeceğim. Her şeyini kontrol et Tuğçe. Ama çok sağa dibe girdin değil mi? Bak dur tamam tamam dur artık. Bu saatten sonra düzeltemeyiz. Düzeltmek için önümün boş olması lazım. Ama sen orada kontrolsüz geldin. Ben orada duracağım. Sağ sinyalimi açayım diyerek gelmen lazımdı bak. Sınavda kimse sinyal diyemez. O yüzden yavaş olun, dikkatli olun. Artık o çıksın da kalkarken sola doğru kalkıp ayarlayayım. Yani bu saatten sonra düzeltemem. Bak aynı yere getirdi aynısına. Bak nasıl bakıyor iyice ezberlemiş. Önemli olan ortalı durmakta. Şimdi baktığın duruşuna ben sağ dubaya vuracak gibiyim. Az sollu yürü bakayım. O zamana gider bak. Bak bir tane yapıp gidiyorlar gördünüz mü? Açın debriyajı çok az. Şimdi karar değiştirdi bir daha yapacağım. Açın. Bak o gitti artık. Sen şöyle biraz sol yapacaksın. Bas debriyajı kapat. O solun biraz sağını. Göz kararı böyle direksiyonu oyna ortalı. Gidebilirsin korkma ona vurmayız daha. Sen ayarla. Bak o gidiyor korkma. Şimdi her zamanki yerine al onu. Hep aynı oturuşla, aynı bakışla bakın. Yoksa o bile değişir. Şöyle iyiyim. Tamam. Evet önce direksiyon çevirmek önemli. Sonra oturt sağ arka.
kimse aynamızdan takip edeceğiz. Ya tek seferde gireceğim ya da sağa vuracak olacak. Bizim parklar genelde öyle olur. Korkmayın. Eğim iyice arabalar şey yapmış, çukurlaştırmış. Kavramayı bulduğunuzda yine öne gidiyorsa o zaman vites yanlıştır. Bir burada bir durun. Nasıl mesafe? İyi gibi. İyi. Aynı. Devam et. Bak vurmayacağını anladık. Önümüze, solumuza hiç bozmak yok. Devam. Tamam. Düzeltelim. Tamam. Çok güzel oldu. Parkımı bitişimi çıkarıyorum. Evet. Parkımı bitirdim diyorsun aynı bu şekilde. İyi düşün. Ama işte bak onu yapınca hemen sinyal kapanır. Önce burnumuzu, aynalarımız neredeyse oraya götürelim. Az önce izlediğimiz arabadaki gibi değil mi? Çıkarken de böyle hem sağına hem soluna. Sağa aynamdan, solu da hissederek topla, topla. Şimdi bir daha yap hadi. Sağını çevir. Vitesini geri al. Dediğim gibi ya tek seferde girerim ya da sağa vuracak olabilir. Çünkü duruşuna bir bak. Sağın solun iyi. Ortalı. Kapak açma mesafen varsa sola vurmaz. Gel. O yüzden gözünü sağ aynana dikerek ağır ağır geliyorsun. Gidişat nasıl? Vallahi oldu. Gördün mü? Evet. Önümüz. Nasıl? Yani tam dibinden geçiyor. İyi ama öyle mi? Olur zaten. Ama yok bir karış gene vardı canım. Çok dibinden olsa kesin kurtarmaya giderdik değil mi? Vardı. Bak şimdi senin o bir karış boşluk arabayı tam ortalı yapacak. Bak anladın mı? Bak aşma yaptı burada. Evet. Yani uzağım aslında. Tamam. Bak onunki bak öz lider kurtarma yaptı bak ama o çocuk... Kurtarma gene... yapsam ne yapacaktım? Tam soluna. Düz yapıp sonra... O mesafenin yarısı geri gelecektik. Hiç yapmadık mı? Ama hep seninkiler nasıl bir kere doldu? Gir bakalım. Olmasın istedik gene oldu. Değil mi? Bak şunu mesela ayarı bozdurdum gene oldu. Mesela gir bakayım da bir tane. Resema abla da yapmıştık sanırım. Evet. Şimdi çıkalım bakalım. Şimdi yerini ayarladın. Oldu ki Dubai'yi çok geçtin veya sağa yakın olduğunda bu başına gelecek. Şimdi sağ aynana bakarak gidiyorsun. Bir durakla böyle. Biraz yakın gibi değil mi? Nasıl Tuğçe? Yakın değil mi? Bak yakın gittiğini anladığında duracaksın. Tekerini açacaksın. Düzelt. Bir, iki te. Tekerlekle Dubai'nin arasındaki yolun yarısı bak. Burada ne kadar yol var? 1,5 metre var. Onun yarısını düz git şimdi. Göz kararı yarısını düz git. Tamam. Şimdi kırsa. Yine gözün aynı anda. Vuracak olursa yine aşmaya gideceğim. Hadi bakalım. Bul kavramanı. Sanki gene vuracak. Bir daha aç. Yine o mesafenin yarısını düz git. Anladın mı? Yeter. Al tekrar sağa. Bakarak gidiyorsun şimdi aynana. Aynı görüntüyü sen de göreceksin. Devam. Yakın ama 3-4 parmakla kurtaracak. Korkma basmadı. Devam. Devam, 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 devam. Tamam. Topla. Bak gene bile araba ortalı oldu. Çünkü durarak kurtarma yaptığımız için. Durmadan yapsaydık ya da o düz gelmeyi fazla yapsaydım araba sola dayanabilirdi. Çok güzel oldu. Şimdi çıkmak için hazırlanıyor. Yapacağım. Sola sağa. Bak onun da orada boşluğu çok ya. Boşluk çok olunca da araba sola dayanıyor. O da iyi bir şey değil. Çıkarken sınırsız hakkınız var. Şimdi sağına soluna iyi bak. Hadi bakalım.
Girerken yakındı ya, çıkarken de yakın olabilir. Kapat debriyajı. Bak hem sağa inene bak, bak girdiği gibi çıktı. Gördün mü Tuğçe? Burada duruyorsun. Tekerini, ilk iş tekerini düzelt. Her zaman önce teker, sonra sinyal, sonra ayna. Hadi bakalım. Komisyonlar bindi, yola devam. Bir de buradan çıkarken işte dikkatli olacağız. Kaldır düzence yukarı. Bak girerken yakın çıkınca çıkarken de aynı şey oldu. Şimdi solunuza bakın. Eğer şu aynanız 4 numarayı geçtiyse tam biraz sol yapabilirsiniz. Az daha git, garantiye al. Tamam, şimdi kır sola. Her zaman engeli aynalar geçsin. Müsaitken çık. Çünkü bak böyle gidemeyeceğim. Çünkü önümde araba park yapıyor ya. Mecbur böyle çıkacağım. Bak mesela o araç çıkamadı. Fatma Nur ne yapacak? İlk önce tekerini düzeltecek. Biraz gidecek geriye. Ya düz geri. Bak aynı gitti. Yanlış hareket, anladın mı? Hadi bakalım. Devam et. Ya tersini yapacaktı. Tam solla geri gelecek ya da düz geri gelecekti biraz. Hadi bakalım. Bak bu sokaktan sonra yavaşlamaya başla. Hazırlığa da başla. Ne hazırlığı? Sinyal. Vitesini de boşa al. Garantiye git. Şimdi sen 4.5'da gireceksin. Zaten bu dur tabelasında gerçekten duruluyor öğleden sonra. Bak. Nasıl kalabalık, ama ne zaman bak dedim ben sana, önce vitesini bir al, yoksa bakarız boş deyip 2 saat bekleriz. Eğiliyorsun, yapış direksiyonu, yanaş biraz, debriyaj aç. Ha, bak oraya bakarak çıkacağım, boş deyip önüne bakmayacaksın, o freni de bırakacaksın kalkarken. İşte bakın, gazda kalkmayanlar sınavda stop ettirir. Geçen Sultan ayağı hep frende sizin gibi, ben kalkarken gaz verin diyorum. O zaman freni bırakma hissiyatı gelir. Yoksa ayağınız frende kalır. Bir stop sarı. Öğleden sonra girenler dursun. Sakinken ikiye takıp çıkabiliriz. Zaten boştaydı. Sinyali de verdik.